5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 17. Metnimizin ismi Eskici ile Para Babası. Hazırlık sorularıyla başlayalım. 1. Yaşam şekli sizden farklı olan insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunlara saygı duyuyorum çünkü her insanın koşulları ve zevkleri farklı olabilir. 2. Yandaki görselde verilmek istenen mesaj ne olabilir? Burada baktığınız zaman görünüşte çok zengin gibi görünen bir kişi var. Ancak yüz ifadesine baktığınız zaman zengin olmasına rağmen mutsuz olan bir kişi var. Metnimize bakalım. Eskici ile para babası. Bir zamanlar yoksul bir eskici varmış. Eski ayakkabıları onarırmış. Bir yandan işini yaparken bir yandan da şarkı söylermiş. Sabahtan akşama kadar böyle geçirmiş zamanla. Oradan gelip geçenler eskicinin şarkılarına bayılır. Öyle durup hayrolukla dinlerlermiş. O da beğenildiğini görünce büsbütün coşar, mutlu mu mutlu gırtlağının tüm gücüyle söyler de söylermiş artık. Ama bir de komşusu varmış ki tam karşıtıymış bizim eskicinin. Tam bir para babasıymış. Zenginlik içinde yüzer, çok az şarkı söyler, çok da az uyurmuş. Sabaha karşı uykuya dalınca da bizim para babası yiyecek ve içecekler gibi uykunun da pazarda satılmamasından yakınmaya başlarmış. Günün birinde parlak bir düşünce gelmiş aklına. Güzel sesi eskiciyi köşküne çağırmış. Dostum, söyler misin bana, sen yılda ne kadar para kazanırsın diye sormuş. Bizim şeyin eskici gülümsemiş. Yılda mı dediniz efendim, ben böyle yapmam hesabımı demiş. Bir günün hesabını sonraki günün hesabına eklemem hiçbir zaman. Yılın sonunu getireyim yeter, nasıl olsa her gün kendi ekmeğimi getirir. Sayfa 18'e geçtik. Peki günde ne kadar kazanırsın diye üstelemiş para babası. Kimi zaman çok, kimi zaman az ama hep bir şeyler kazanırmış demiş eskici. İşin tatsız yanı boş kalmaktır. Ülkemizde bayram sayısı çok fazla. Para babası gülmüş. Bak ben sana bir yardımda bulunayım demiş. Al şu 100 altını özenle sakla. Gerekince de hiç çekinmeden harca. Bizim eskici yüzlerce yıldır topraktan çıkarılan tüm altınların önüne yığıldığını sanmış. Alıp evine getirmiş altınları. Getirip de şöyle önüne koyunca bir korkudur çökmüş içine. Ya bu altınları çalarlarsa diye söylermiş. Sonra altınlarını sarmış, sarmalamış, evinin bodrum katına gömmüş. Ama hiç ayrımında olmadan altınlarla birlikte bir şeyi daha gömmüş. Yaşama sevincini. Artık şarkı söylemez olmuş. Sesini yitirmiş, uykuda gitmiş. Evine gelenleri kuşkuyla bakar olmuş. Yerli yersiz kaygılanmaya başlamış. Gün boyu gözü kapıda, kulağı kirişteymiş artık. Geceleri bir kedi hafif bir gürültü yapacak olsa birileri altınlar alıp gidecek sanarak yatağından fırlayıveriyormuş. En sonunda bu yaşama dayanamaz olmuş, altınları sakladığı yerden çıkarmış, artık uykusundan uyandırmadığı adamın kapısını çalmış. Efendim, alın şu 100 altınızı da bana şarkılarımı ve uykumu geri verin demiş. La Fontaine masallarından alınmış. Sayfa 19 birinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki kelimeleri ilgili oldukları görsellerle altına yazalım diyor arkadaşlar. Eşleştirelim. İlk görselimiz arkadaşlar kiriş. İkinci görselimiz hesap makinesi hesapla ilgili. Üçüncü görselimiz buradaki altınlar. Altınla eşleştiriyoruz. Diğeri eskici, bodrum ve son görselimiz köşk ile eşleştirelim. Kelimelerin tahminleri, anlamlarının tahminleri var. Altın değerli bir madendir. Bodrum evden alt kısmında genellikle eşya koymak için ayrılan yer. Eskici, eski eşyaları alıp satan bir meslek grubu. Hesap, gelir ve giderleri düzenleme işi. Kiriş, evleri ayakta tutan beton direkler. Köşk, güzel büyük ev. İkinci etkinlik, yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı. Aynı anlamı taşıyan kelimelere eş anlamlı kelimeler diyorduk. Buraya bakalım. Evine gelenleri kuşkuyla bakar olmuş. Kuşku, şüphe. Yılın sonunu getireyim yeter. Yıl, sene, senenin sonunu getireyim yeter. Bir zamanlar yoksul, yoksul, fakir eş anlamlı kelimeler olarak cümlelerimizi tekrar yazdık. Sayfa 23. etkinlik. Metnin konusu mutlu bir eskicinin komşusundan altın aldıktan sonra bozulan huzuru. Metnin ana fikri ise mutlu olmak için sadece paraya ihtiyaç yoktur. Dördüncü etkinlik,
Metne iki farklı başlık yazabilirsiniz. Benim başlıklarım fakir ama mutlu, gelen parayla giden mutluluk. Beşinci etkinlik, soruları cevaplandıralım. Eskici geçimini nasıl sağlarmış? Eski ayakkabılarını onararak sağlarmış. Eskici beğenildiğini görünce nasıl davranırmış? Şarkılanın beğenildiğini görünce büsbütün coşar, mutlu mu mutlu, gırtlağının tüm gücüyle söyler de söylermiş. Para babası eskiciye neden 100 altın vermiş? Sabaha kadar para sayarmış, uyku uyuyamazmış. Pazarda neden uyku satılmaz diye üzülürmüş. Bir gün altınlarını eskiciye verirse rahatça uyuyabileceğini düşünmüş. Eskicinin parayı aldıktan sonra uyuyamamasının sebebi neymiş? Altınlarım kaybolur ya da çalınır diye uyuyamıyormuş arkadaşlar. Sizce mutlu olmak mı yoksa zengin olmak mı hayatta önemlidir? Neden? Mutlu olmak daha değerlidir. İnsan mutlu olursa zengin olabilir ama zengin olmak her zaman mutluluk getirmeyebilir. Sayfa 21, 6. etkinlik. Evet, buradaki verilen kelimelerle bir paragraf oluşturmamız isteniyor. Bir tanesini seçip onunla ilgili bir paragraf yazalım. Mutluluk insanların hayatında önemli bir yer sahip olan bir duygudur. Mutlu olmak insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlar ve hayata daha olumlu bakmalarına yardımcı olur. Mutluluğun kaynağı kişiden kişiye değişebilir. Kim insanlar aileyle birlikte vakit geçirmekten mutlu olurken, kimileri hobileriyle uğraşmaktan mutluluk duyar. Bazı insanlar ise başarılarından dolayı mutlu olurlar. Ancak mutluluğun kaynağı ne olursa olsun insanların mutlu olmaları için kendilerine zaman ayırmaları ve kendilerini tanımaları gerekmektedir. Böylece mutluluğun kaynağına ulaşmak daha kolay hale gelebilir. 7. etkinlikte bana bir metin vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki paragrafta kullanılan noktalama işaretlerine tırnak işareti, virgül, soru işareti ve nokta var. Ve alt tarafta bana virgülün nerelerde kullanıldığını, soru işareti ve tırnak işaretinin nerelerde kullanıldığı ilgili çeşitli bilgiler var arkadaşlar. Sayfa 23'e gelelim. Buradaki noktalama işaretlerini birlikte yapalım. Edil uzunca bir süre yanından geçen arabalara baktı. Nokta. Hiçbir araba durmuyor. Virgül. Vızır vızır geçip duruyordu. Nokta. Saatine baktı. Bir hayli geç olmuştu. Nokta. Çoktan gelmesi gerekiyordu oysa. Nokta. Acaba bir şey mi olmuştu? Soru işareti. Aramıştı da. Nokta. Telefonunu çıkardı cebinden. Nokta. Parmakları telaşla. Virgül. Titreyerek dokundu ekrana. Nokta. Çaldı ama açmadı annesi. Nokta. Babasının söylediklerini düşündü. Açtık tırnak işareti. Annen mutlaka gelecek, virgül, boşuna telaşlanma, nokta, kapattı tırnakla. İdil, virgül, annesinden ayrı kaldığı bu 3 ay boyunca onu çok özlediğini düşündü. Çok değil, birkaç dakika sonra önünde duran beyaz, virgül, iki kapılı, virgül, küçük bir arabanın sesiyle kafasını kaldırdı, nokta. Annesi gülümserek ona bakıyordu, nokta. 8. etkinlik. Evet, burada arkadaşlar 8. etkinlikte ana dilimizi kullanırken mümkün olduğunca Türkçe kelimeleri kullanmalıyız diyor. Türkçe kelimeleri de arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun buradaki vermiş olduğu genel A sitesinden faydalanabileceğimizi ifade ediyor. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.